Ortaçağ Envanteri kanalından herkese selamlar. Ben Emir. Bugün sizlerle birlikte bir zırhlı eldiven yapacağız. Zırhlı elçek yapacağız. Şimdi öncelikle birazcık bahsetmek istediğim şeyler var. Bu zırhlı eldivenlerin çok fazla farklı formu var. Mesela işte tamamen zincirden örülenler var. Böyle elinizin üstüne ve parmaklarınızı tamamen zincirden olanları. Tamamen plakadan olanları var. İşte küçük küçük plakalardan örülmüş olanlar var. Pullu şekilde örülenler var. Ben burada diğerlerinden farklı olarak, yani bu tarz eldivenler de var. Yarısı zincir, yarısı demir plaka olan veya çelik plaka. Ben böyle bir zincir eldiven yaptım. Bunu nasıl yaptığımı da videoda ayrıntılı anlatacağım. Şimdi tabii eldiven de giymek lazım. Ben ona göre tasarladım çünkü biraz geniş tuttum içini. Şimdi iki tane yapıyordum aslında. Yani öbürü daha tam bitmediği için, şöyle göstereyim. Öbürü daha tam bitmediği için klip çekmedim bunu. Şöyle. İç kısmını eldiven tarzında parmaklarımızın girebileceği şekilde yaptım. Bunun farklı yapılma metotları da var. Eldivenin içine direkt, yani direkt eldivenin üzerine çakılarak yapılanlar falan da var. Tabii dayanıklı eldivenlere. Şöyle göstereyim. Rahatlıkla hani açıp kapanıyor. Parmaklarımı rahatlıkla hareket ettirebiliyorum. Mesela bir şey kavramak isteyelim. Balta olsun mesela bu. Hani rahatlıkla baltayı tutabiliyorum. Hani sallarken falan hiçbir problem yaşamıyorum. Hani çok rahat çünkü. İç kısmına tam oturuyor. Hani çekmeye falan çalıştığım zamanda da, hani diyelim şimdi bunların bazılarının hani arasında şöyle boşluk kalabilir. Hani çok kalın, sıkı örersiniz. Elinizi böyle kapattığınızda tam kapanmaz böyle. Boşluk kalır. Bunda öyle bir sıkıntı yok, gördüğünüz gibi tamamen kapanabiliyor. O yüzden mesela tuttuğum zaman buradan çektiğimde gelmiyor. Ama mesela biraz boşluk kalmış olsaydı çekerek alabilirdim. Ama bunda kalmadığı için alamıyorum. Hani tabii birazcık normal direkt elinizle tuttuğunuza göre biraz daha rahatsız edici. Çünkü neticede kendi parmaklarınız değil. Ama yani bütün eldivenlerde hemen hemen prensip bu. Biraz fazla gevezelik ettim. Hazırsanız videoya geçelim. Daha sonra da basitçe bir hasar testi yapalım. Evet, öncelikle çizdiğimiz şablonun parçalarına bakıyoruz. Burada küçük parçalar ve büyük parçalar. Şurada orta boy parçalar. Bazıları diğerleriyle aynı olduğu için ekstradan yapmaya gerek yok. Şimdi şablonumuz için parçalarımız. Şimdi gidip bunları keselim. Parçaları kestikten sonra şablon üzerinde inceliyorum. E ile kenar çapaklarını alıyorum.
Parçaları çekiçleyerek ele uygun hale getiriyorum. Şimdi burada el üstü korumalara ekleyeceğim. Fakat el üstü korumalara eklerken şimdi bunun üzerine geliyor gibi görünecek. Çünkü normalde baş parmağımız altta kalacağı için şu üst kısma gelecekler. Bu parçada yani şu küçük parçamızda şuraya gelecek. Şimdi zincir zırhı örerken anlatmayacağım. Örülmüş parçaları kullanacağım. Çünkü zaten zincir zırhla ilgili form yapımı ile ilgili çok ayrıntılı bir video çektim. Onun dışında daha önce zincir zırh yapımı ile ilgili video bir kez daha çekip anlatmıştım. Buradan sonraki kısmında demir parçalara delikler açacağız. Sonra da zincir zırhla bütünleştireceğiz. Aralarını zincirlerle öreceğiz. Şu kısımları. Deriden kestiğim parmak iskeletlerini ve deri el üstü korumayı ölçüp işaretliyor, deliyor ve perçinliyorum. Demir plakaları ve deri iskeleti aynı şekilde deliyor ve perçinliyorum.
Deldiğim ara parçalardan zincirlerle örerek birleştiriyorum. Örgü kısmını bitirdikten sonra derilere delik açarak zincir ile deriyi birleştiriyorum. Daha sonra içine parmakların girebileceği bir boşluk oluşturmak için ince deri parçaları zincir ve plakalara bağlıyorum. En son olarak üst kısma hareketli plakalar ekliyorum. Şimdi parmak uçlarına gelen kısımlar, yani şu kısımlar biraz acıyor. Hani çünkü orada çok fazla bir kumaş ve deri yoğunluğu yok.
Ama onun dışında olan kısımlar, yani elin üst kısımları falan çok fazla acımıyor. Zaten plakaların üzerini görüyorsunuz, tamamen hep çizik ve ezik oldu. Görüyorsunuz plakaların şekli değişmiş biraz baltayla vurduğumdan dolayı. Eldivenimizin hasarı da fena değil. Hani bir şeyleri ezme konusunda hiç fena değil. Mesela ceviz var elimde. O yüzden ceviz deneyeceğim. Yani çok sert vurmuyorum çünkü çok fazla dağılmasın diye. Ama yine de ağırlığıyla bile bıraksanız çok ezici, güçlü bir ekipman. Ve görseli de çok hoş. Görüyorsunuz elimi rahatlıkla hareket ettirebiliyorum o kadar baltayla vurmama rağmen. Hala rahatlıkla açılıp kapanabiliyor. Size şu şekilde iç kısmını da göstereyim. Gördüğünüz gibi içten perçinli, basit iskeleti var iç kısmında. Dış kısmında da bir tane deri kayışla kemer sistemi. İç kısmı yine dediğim gibi basit. Bunlar da birer parmak kısmı eldiven için. Dış kısmı bildiğiniz gibi zincir ve plakadan örülme. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve daha fazla videodan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.